Evet, biz mi oraya gideceğiz? Bunlar mı buraya gelecek? Nasıl olacak? Anlamadım. Abi konuşacak bir şey yapalım. Baromuz üyesi iki meslektaşımız bundan 5 ay önce kurşunların hedefi olmuştu. Dün de meslektaşlarımız avukat Aleyna Kübra Kanalcı ve avukat Muharrem Kanalcı çocuk teslimi sonrasında saldırıya uğramışlar, darp edilmişler. Araçlarına taşla, bıçakla, demir çubuklarla saldırılmış. Meslektaşlarımız yaralanmışlardır. Bursa Barosu'nca saldırı haber alınır alınmaz ilgili makamlara duyurulmuş. Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezimizden arkadaşlarımız meslektaşlarımızın yanında yer almışlardır. Bu son olayda göstermiştir ki vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan avukatlara duruşma salonlarında, keşif ve haciz mahallinde, ofislerinde sözlü ve fiili saldırılar maalesef ki halen devam etmektedir. Bu saldırılara karşı yasal olarak etkili bir önlem alınmaması sebebiyle saldırılar sıradanlaşmıştır. Bu tür hareketlere eklenen idari ve yasal düzenlemelerle de maalesef ki bağımsız savunmanın sesi kısılmak, direnci kırılmak istenmektedir. Olayı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyoruz. İkili bir cezai işlemlerin yürütülmesi temennimizdir. Değerli başkanımız da bu konuda çalışmalarını zaten gerçekleştiriyor. Ayrıca şu detayı belirtmek istiyorum. Birkaç basın haberinde gördüğüm kadarıyla biz karşı tarafın yani şüphelilerin evlerine giderek bir işlem yapmışız gibi bir bilgi var. Böyle bir durum yok. Olay kısaca şu şekilde gerçekleşmiştir. Kişisel ilişki kuran baba çocuğu teslim etmesi gereken pazar günü teslim etmediği için biz savcılık marifetiyle başvuruda bulunduk. Salı günü dün yani savcılık talimatıyla karakola talimatı götürdükten sonra kolluk çocuğu babasından alarak kolluğa getirmiştir polis merkezine. Sonrasında biz polis merkezinde nezaretimizde çocuğun anneye teslimini gerçekleştirdik. Ardından karakoldan çıktık ve müvekkilimize ait araçla karakoldan uzaklaşırken planlı ve tasarlanmış bir şekilde yolumuz iki araçla kesilerek darp edildik. Aracımız zarar gördü. Hastanelik olduk. Bu şekilde bir saldırıya maruz kaldık ve can güvenliğimiz neredeyse yoktu. Yani orada şans eseri kurtulduk diyebilirim. Yani bu sebeple bu şeye de arayan arkadaşlar oldu ajanslardan. Çok teşekkür ederiz. Destek oldular. Paylaşım yaptılar. Durum bu şekilde gerçekleşmiştir. Başkanımızın da dediği gibi sürecin takipçisi olacağız. Bundan sonra böyle bir şey yaşanmaması en büyük temennimiz. Çünkü biz bir şekilde atlattık diyoruz. Ama bundan sonra yaşanması çok daha kötü şeylere sebep olabilir. Bunu engellemek gerekiyor. Huzurlarınıza tekrar çok teşekkür ediyorum.
Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş.